Sevgili gençler merhabalar. Yeni birlikteyiz. Ben İbrahim Kılıç. Bir Türkçe dersiyle, bir soru çözümü dersiyle karşınızdayız. Evet bu dersimizde anlatım biçimleri ve düşünce geliştirme yolları ile ilgili pratik soru çözümleri yapacağız. Yani okumadan soru çözüm yolları göstereceğim. Bilimsel olaraktan bu konunun soru çözümleri nasıl oluyor bunları birlikte yapmış olacağız. O zaman vakit kaybetmeden birinci soruyla sevgili gençler başlamış olalım. Evet parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştu diye sormuş. Şöyle parafa bir bakar mısınız? Parıva baktığımız zaman ilk dikkat çeken şey nedir? Soru işaretleri. Sevgili gençler, özellikle soru işaretlerini gördüğümüz zaman aklımıza ilk gelmesi gereken anlatım biçimi ne olacaktır? Tabii ki tartışma olacaktır. Çünkü biz tartışmacı anlatım biçimine gittiğimiz zaman neydi? Yazar kendi görüşlerini okuyucuya empoze etmek için ya da okuyucunun görüşlerini çürütmek için ne yapıyordu? Sorular soruyordu. Hele hele parafın girişinde sorular soraraktan parafa başlamışsa bilin ki yazar kendi görüşlerini aslında kanıtlamak için ya da kendi görüşlerini okuyucuya empoze etmek için bunları yapıyor. Uzatmaya gerek yok. Bir paragrafın içerisinde soru işaretleri varsa ve o cümleler bir düşünce cümlesi ise gitmemiz gerekti gereken anlatım biçimi ne olacaktır? Tartışmacı anlatım biçimi olacaktır. İsterseniz sadece bir cümleyi okuyabiliriz. Aslında bir bakıma yazarın yaptığı anlatılamaz olanın anlatılmazlığını belirtmek değil midir? İşte bakın burada yazar ne yapıyor? Kendi görüşünü bizlere empoze etmeye çalışıyor. Bunu yaparken de ne yapıyor? Soru, soru soruyor. Soruları da yine kendisi cevap vermiş oluyor. İşteyi düşüncelerini kanıtlama amacı güden, yazarın sorular sorduğu ve sorularına yine kendisinin cevap vermiş olduğu anlatım biçiminin adına biz tartışmacı anlatım biçimi adını vereceğiz. O zaman ikinci soruyla devam edelim. Parçanın anlatımında hangisi ağır basmaktadır diye sormuş. Sevgili gençler ben size konuyu anlatırken ağır basanların neler olduğunu söylemiştim. Atöp diye bildiğimiz yani açıklama, tartışma, kez aynı zamanda betimleme ve öyküleme diye bildiğimiz dört anlatım biçimimiz ne yapardı? Ağır basabilirdi. Ama bunun dışında bu dört anlatım biçiminin dışında ağır basan düşünceye geliştirme yolları yok mu var? Nedir bunlar? Bunlardan bir tanesi tanık göstermeydi. Ve aynı zamanda niye gidiyorduk? Karşılaştırma diye bildiğimiz düşünce geliştirme yolu da paragrafta ağır basabilirdi. Sevgili gençler, sizde soru da yer, sizden soruda hangisi ağır basmaktadır diye bir soru soruyorsa aklınıza özellikle anlatım biçimleri gelsin. Neden? Çünkü anlatım biçimlerini biz müdür olaraktan anlattık. Düşünceyi geliştirme yollarını müdür yardımcısı olaraktan anlatmıştık. Önemli olan anlatım biçimleridir. Düşünceyi geliştirme yolları ise sadece bir desteklemeden başka bir şey değildir. İşte biz burada neyi silmemiz lazım direkt? Burada direkt örneklemeyi silmemiz lazım. Niye? Örnekleme bir düşünceye geliştirme yolu olduğu için cevap olamaz. Benzetmeler, kişileştirmeler, soyutlamalar bunlar genellikle ağır basan öğeler değildir. Benim ağır basan öğelerim, öğelerim betimleme, açıklama, tartışma, öyküleme aynı zamanda da tanık göstermeyle niye alıyoruz? Karşılaştırmayı alıyoruz. Şöyle bir paragrafın bir cümlesini okusak yeterli. Metamodel model, evrensel modellemin kullanımına dayanan bir dil modelidir. Dikkat ederseniz Paragrafın giriş cümlesinde sadece bize bir bilgi vermiş oldu. İşte amacı öğretici olmak, amacı bilgi vermek olan anlatım biçimi açıklama olduğu için doğru seçeneğimiz burada açıklama olacaktır. Eğer ben bir doğa tasvir yapsaydım, güneşin doğmasını, yağmurun yağmasından bahsetseydim o zaman onu olurdu? Betimleme olurdu. Ama ben bir görüşe karşı çıksaydım ya da bir görüşü reddedip ona sorular sorup o görüşü sorular yoluyla, yoluyla kabullendirmeye çalışsaydım o zaman tartışmacı anlatım biçimi olurdu. Demek ki bunlar Cevap olmayacak. Eğer iki varlığı benzerlik ya da fark yönünden paragrafın başından sonuna kıyaslamış olsaydık o zaman da karşılaştırmalı anlatım biçimine giderdik. Bu da olmadığı için yani karşılaştırmacı düşünceyi geliştirme yoluna giderdik. Bu da olmadığı için cevap olmayacak. Ağır basanlar dese neye gideceksiniz? Dört tane anlatım biçimine gideceksiniz. İki tane düşünceyi geliştirme yoluna gideceksiniz. Başka bir şeye gitmeye gerek yoktur gençler. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Parçanın anlatımında yazı araştırdakilerden hangisinde yer almıştır diye sormuş. Sevgili gençler, parçaya baktığımız zaman gökyüzü berrak, yine hava ılık, etraf yemyeşildi. Aslında soru bitti. Neden derseniz. Eğer biz renkleri kullanıyorsak, yeşil, sarı, kırmızı Neyse mavi bunları kullanıyorsak bu bizi ayırt edici özellikler diye bildiğimiz yani nitelici özellikler diye bildiğimiz betimlemeye götürmesi lazım. Genellikle betimlemelerde ne anlatıyoruz? Bazen bir doğa tasviri, bazen bir mekan tasviri, caddeyi, sokağı, dağı, taşı bunları anlatıyoruz. Bunları anlatırken de özellikle de havayı ne yapmamız lazım anlatmamız lazım yine dokunma duyusundan faydalanabilirsiniz. Görme duyusu, koklama, işitme yani duy organlarını anlatma varsa keza görsel öğeleri yeri veriyorsa renklerden faydalanıyorsa bilin ki bunun adı ne olacaktır? Betimleyici anlatım biçimi olacaktır. Bakın girişte havanın berrak ve ılık olması dokunma duyusu değil midir? Kuş çıvıltıları işitme duygusu değil midir? Dolayısıyla da hışırtı yine burada yaprağın hışırtısı işitme duyusu değil midir? İşitme duyusudur. Dolayısıyla biz bu duyuları gördüğümüz zaman aklımıza ne gelecek? Aklımıza betimleme gelecek. Bakın ne diyor? Sanki yapraklar şarkı söylüyor diyor. Mecazların, kişileştirmelerin olmuş olduğu yegane yer neresi olacaktır? Betimleyici anlatım biçimi olacak. Sevgili gençler dördüncü soruyla devam ediyoruz. Arka yaslanın, çiçek olun. Dikkatlice dinleyin burayı. Bakın ne diyor? Parçanın anlatımında yazar hangisinden yaralanmıştı diye sormuş. Kış gelip çattı. Bakın burada bir zaman öğesini kullandığını görüyorsunuz atları, kendileri, ağırlıklı askerleri yorulmuştu diyor. Burada bakın atlar yine askerler ve kendileri yorulmuştu diyor ya. Yani kişilerden de ne yapmış bahsetmiş. Ağır dolanıp küçük ağrının dibine gelmişlerdi. Hareket var mı var. Eğer bir yerde hareket varsa, bir yerde olay aktarıyorsa bu anlatım biçiminin adına biz ne diyeceğiz? Öyküleyici anlatım biçimi adını vereceğiz. Eğer ben sadece mekanı anlatsaydım, aynı zamanda sokağı, caddeyi, dağı taşı, toprağı, ormanı anlatmış olsaydım bunun adına biz betimleme derdik. Yani işin içerisinde tasvir varsa, işin içerisinde renkliği kullanıyorsanız o zaman betimleme olur. Ama siz yer, zaman, öğe kullandığınız zaman ne olacaktır? öyküleyici anlatım biçimi olacak. Zaten bakın ne diyor? Paşa sararmış, solmuş, halden düşmüştü. Hiçbir canlıyla karşılaşmamaları onu deli etmişti. Artık hiç kimse bir tek sözcük bile olsun söylemiyordu diyor. Sevgili gençler, burada biz paşanın hareketinden bahsediyoruz. Askerlerin hareketinden bahsediyoruz. Nerede bir hareket varsa, yani kahramanların hareket halindeyse, yer zaman ve kişi varsa ve olaylar oluş halinde aktarılmışsa bunun adını ne olacaktır? Öyküleyici anlatım biçimi olacaktır. Ve geldik 5. soruya. Parçanın anlatımında yazar aşağıdakilerden hangisinden yer almıştır diye sormuş. Soruya geçmeden önce seçeneklerden bir gitmenizi istiyorum. 1. Tanımlama genellikle açıklayıcı anlatım biçiminde kullanıldığı için yani tartışma ile tanımlamayı bir arada çok fazla görmezsiniz. Devam ediyorum. Yani pratik yapıyoruz. Kişileştirmeye girelim. Kişileştirme mecaz mıdır? Evet. Edebi sanat mıdır? Evet. Yahu edebi sanatların yoğun olmuş olduğu yer neresiydi? Betimleme değil miydi? Dolayısıyla da betimleme ile tanımlamanın ya da tanımlama ile kişileştirmenin bir arada olma ihtimali olmadığı için bunu da elemiş oluyorsunuz. Ceyhan'a geldiğimiz zaman gerek betimleme gerekse benzetme iç içe girebilir. Yani edebi sanat diye bildiğimiz benzetme, mecaz, kişileştirme bir nevi betimlemenin kızı olduğu için bu cevap olabilir. Yine benzetmenin olduğu yerlerde açıklama diyor. Biz genel olaraktan baktığımız zaman açıklamayla Benzetme içe girmezler. Benzetme kimin kızıdır? Benzetme betimlemenin kızıdır. Dolayısıyla da cevap Denizli olamaz. Yani şöyle deseydi benzetme betimleme deseydi Ceyhan'daki gibi alırdım. O zaman Denizli'yi de elemiş oluyorum. Hocam açıklama açıklamayla betimleme bir arada olamaz mı? Sevgili gençler genel itibariyle betimleme ile... Betimlemeyle iç içe olanlar ya öyküleme olur, bakın yazıyorum, ya benzetme olur, kişileştirme olur ya da ne olabilir? Açıklamada olabilir. Yani ben betimleme yaparken de aynı zamanda açıklamadan faydalanamaz mıyım? Faydalanabilirim. Dolayısıyla da bakın Edirne'de kalsın. Şöyle bir metni okuyalım. Uzun ak, ak, Ak halkalar çizer üst üste. Zaten burada uzun diyor. Yine renk kullanmış. Bu bizi bir kere %100 betimlemeye götürdü mü götürdü. Ak halkalar tel tel gölün son mavisine düşer. Tam günün battığı anda kavalcılar çalmaya keserler. Kavalarını bellerine sokup doğrulurlar. Gölün üstünde bütün hızıyla uçan kuş tam bu sırada göle şimşek gibi. Zaten bakın burada bir tane benzetme yapmış oldu. İşte bu sorunun cevabı ne olacaktır sevgili gençler? Betimleme artı benzetme olacaktır. Yani açıklamadan bahsetmiyor. Görüldüğü gibi birbiriyle ilgili olan anlatım biçimlerini ve düşünce yollarını iyi bilmemiz lazım. Tanımı karşılaştırmayı genellikle açıklamada yaparsınız. Benzetmeyi ve kişileştirmeyi daha çok kimin için atarsınız? Betimlemenin içine atarsınız. Öykülemelerin içerisinde ne olabilir? Betimleme olur. Bunları düşünüp böyle bilimsel çözersek soruları yanlış yapma ihtimalimiz ortadan kalkmış oluyor. Şimdi isterseniz 6. soruya doğru gidelim mi? Gidelim gel yani. Sevgili gençler 6. soruyla devam ediyoruz. Parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş. Bakın Önce seçenekleri okumamız lazım. Benzetme, yer verme nerede vardır biliyorsunuz. Betimleme vardır. Bunu buraya yazdım. Hani demiştik ya kişileştirme, benzetme, mecazlar, soyutlar, duygular nerededir? Betimlemededir. İşte bakın Bursa'da diyor ki anlatıcının duygularını içermektedir diyor. Allah aşkına. Duyguları en fazla kullandığımız yer neresi? Betimleme. Bunu da buraya yazdım. Devrik ve eksiltir cümleleri en fazla nerede kullanıyoruz? Betimleyici anlatım içinde kullanıyoruz. Zaten Deniz de betimleme demiş. Onu da buraya yazdım. Sevgili gençler son olarak da niteleyici sözcük. Bakın niteleyici sözcükle kastettiğimiz genellikle sıfatlar mıdır? Evet. Peki sıfatların, renklerin, niteleyici sözcüklerin en yoğun olduğu anlatım biçimi nedir? Betimleyici anlatım biçimi olacaktır. Yani seçeneklerdeki bütün özellikler aslında bizi nereye götürüyor? betimlemeye götürmüş oluyor. O zaman parçada bazı şeylere dikkat etmem lazım. Mesela betimlemeyi yüzde yüz Çünkü bir yerde betimleme varsa niteleyici sözcük de vardır. Bunları elemiş oldum gitti. Keza bir yerde betimleme varsa yazar duygularına katmış mıdır sildim gitti. Cevap burada ya benzetme olacak ya da devrik cümle olacak. Önce devrik cümleyi kontrol edelim mi? Edelim. Hocam devrik cümle ne demek sevgili gençler? Devrik cümle yüklemi sonda olmayan yani yüklemi ortada veya hatta başta olan cümlelerimiz biz devrik cümleler adını biliyoruz. Şair ne diyordu? Geç fark ettim taşın sert olduğunu, su insanı boğar, ateş ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Bakın birinci mısırda ne dedim? Geç fark ettim taşın sert olduğunu fark etmek yüklem mi yüklem nereye düşmüş ortaya düşmüş bir yüklem ortaya veya hatta başa düşüyorsa o cümle devrik cümle bir yüklem sondaysa ona biz kurallı cümle adını veriyoruz hemen kontrol ediyorum bak bu yüklem sıralı bir cümle olduğu için sonda Mevet evet kurallı burada derle yüklemi sonda kurallı yine büyüklüğündendir yüklemi sonda derinlerdedir sonda göl değil bir kuyudur diyor ya bakın yine kuyu dur, dur iki düşmüş yüklem sonda yani kurallı olaraktan gözüküyor devam ediyorum Çevrili dediği için yine kurallı. Bütün yüklemler kurallı gözüküyor. Son yükleme geldik. O da yine kurallı. Demek ki bu parçada yazar herhangi bir devrik cümleye yer vermemiş. Bütün cümleler kurallı olduğu için doğru seçeneğimiz Ceyhan olacak. Hocam peki burada acaba benzetmeye nerede başvurmuş? Bakın burada. Bıçak ağzı gibi diyor hani ne demiştik gibi kadar misali andırıyor anımsatıyor bunlar bizi nereye götürecek benzetme sanatına götürecek alın size benzetme sanatında bakın ne yapmış burada vermiş bunu da elemiş olduk. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Parçanın anlatımında yazar aşağıdakilerden hangisinden yararlanmıştır diye sormuş. Okuyalım. Geleneğe bağlı şairler olduğu gibi ona karış çıkanlar da olabilir. Sevgili gençler. Birinci cümle öznel ve yorum içeren bir cümle midir? Evet. Yazarın kendi görüşünü veyahut da duygularını içeren bir cümle midir? Evet. Bakın biz size dedik? Eğer yazar bize kendi görüşlerini kabullendirmeye çalışıyorsa, bir şeyi kabullenmiyor, eleştiriyor ve beğenmiyorsa, soru işareti kullanıyorsa, ünlem işareti kullanıyorsa bu anlatımın adı neydi? Tartışmacı anlatım biçimiydi. Zaten biz bu paragrafta herhangi bir soru işareti görüyor muyuz? Hayır. Her zaman gerekli midir? Hayır. Yeter ki giriş cümlesinde kabullenmediği bir şeyi dile getirsin. Ne gibi? Mesela şöyle bir örnek olsaydı. Herkes eleştirinin nesnel olması gerektiğini düşünüyor. Bak önce başkalarının cümlesini söyledik. Herkes eleştirinin nesnel olması gerektiğini düşünüyor. Eleştiri sadece nesnel midir? Soru sordum bak. Eleştiri nesnel de olabilir, öznel de olabilir. Yeter ki eleştirmen eleştirilerinde objektif davransın. En sonunda kendi görüşümü söyledim mi söyledim. Al sana bir tartışmacı anlatım biçimi. Bakın zaten diyor ki ancak bu gereğini yok sayma anlamına gelmez gelemez diyor. Adam baştan sona kendi görüşlerini bize kabullendirmeye çalıştığı için kanıtlama amacı güttüğü için tartışmacı anlatım biçimi olacaktır. Soruyu çözdük ama şuraya bir şey yazacaktım. Seçeneklerde eğer kanıtlama diye bir kavram görürseniz bilin ki tartışmacı anlatım biçiminin diğer ismidir. Hani bazen sayıp dökmelere yer vermiştir der ya bak yazıyorum buraya. Sayıp dökme derse bunu da buraya yazıyorum. O da aslında örneklemenin diğer ismidir. Hani örnekleri arka arkaya sayıyoruz ya. Sayıp dökme diye bazen üsleyme seçeneklerde ne yapabilir? Yazabilir. Aman ha aman. Şimdi gelin 8. soruya gidelim. Evet. Parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım içimlerinden hangileri birlikte kullanmış diye sormuş. Allah aşkına. Arkayı bir yaslanın. Kendinize eziyet etmeyin. Anlatım biçimi olarak benim kaç anlatım biçimim var? Dört. Ne bunlar? Açıklama, tartışma, öyküleme ve betimleme olmak üzere. Sevgili gençler toplamda benim at bildiğimiz değil mi? Dört tane anlatım biçimim var. Seçeneklerden gideceğim. Soruyu öyle çözeceğim. Ay'a geldiğimiz zaman her ikisi de yani betimleme açıklama birer anlatım biçimi olduğu için kalsın. Karşılaştırma anlatım biçimi değildir. Düşünceye geliştirme yoludur. Bu seçenek gitti. Yani soruda ne istiyorsa ona göre gitmem lazım. Ceyhan'daki betimleme ve öykülemeyi alabilir miyiz? Alabiliriz. Bunların ikisi de anlatım biçimi. Denizli'ye geldim. Açıklama bir anlatım biçimi ama örnekleme bir anlatım biçimi olmadığı için bunu sildim. Ve Erzurum. Öyküleme bir anlatım biçimi ama tanık gösterme. Aynı örnekleme gibi düşünceyi geliştirme yoludur. Allah aşkına kaç seçeneğim kaldı? İki seçeneğim kaldı. Şimdi soruyorum size. Genellikle öykülemenin içinde olan ve öykülemeyi tasvir eden kısım nedir? Betimlemedir. Dolayısıyla da betimleme öyküleme iç içe şey olacağından dolayı daha çok bunları ne yapabiliriz? Birlikte alabiliriz. Zaten cevap da burası, burası olacak. İsterseniz okuyalım. Kır bir at Ahmet'in evinin kapısında dün akşamdan beri duruyordu. Hikaye anlatmaya başladı. Nasıl bir at? Kır bir at. Al sana bir tasvir boynunu uzatmış geniş burun delikleriyle kapının yer yer çatlamış tahtasını koklar gibiydi diyor. Burada bir benzetme yapmış. Burada bakın renk şeyi kullanmış. Spatları kullanmış. Bu da bizi betimlemeye götürüyor. Bu Ahmet'in kapısında ilk önce çok yaşlı, uzun sakallı bak Spatlar kullanıyor. Sofi gördü diyor. Kahraman söylemiş mi söylemiş. Yer söylemiş mi söylemiş. Yine aynı zamanda nitelici sözcükler kullanmış mı kullanmış. Dolayısıyla da burada öyküleme artı ne vardır? Betimleyici anlatımı olduğu için doğru seçeneğimiz sevgili gençler Ceyhan olmuş oldu. Gelin 9. soruya gidelim. Hadi bakalım. Parçanın anlatımı ile ilgili olaraktan hangisi yanlıştır diye sormuş. Sevgili gençler seçenekleri şöyle bir birleştirmeye çalışacağım farklı cümle türleri diye bildiğimiz devrik cümleler, eksiltili cümleler daha çok nerede karşımıza çıkıyor yazıyorum buraya. Betimleyici anlatım biçiminde karşımıza çıkar. Yazdım. Düşünceleri kanıtlama. Az önceki soruda gördük. Kanıtlama amacı varsa bu anlatım biçimi nedir? Tartışmacı anlatım biçimi değil midir? Evet. Peki nitelici sözcük. Bir yerde betimleme var diye bilmeniz için mutlaka spotlara ihtiyacınız var. Mutlaka nitelici sözcüklere ihtiyacınız var. O zaman bunu da bakın buraya yazdık mı yazdık. Yani betimleme yazdık. Allah aşkına benzetme, kişileştirme, mecazlar nerede olur? Betimleyici anlatım biçiminde olur. Peki farklı duyu organlarını ne? Görme, koklama, tatma, işitme. Allah aşkına duyu organlarını en çok kullandığımız yer neresidir? Duyu organlarını en çok kullandığımız yer yine betimleyici anlatım biçimidir. Şuraya bakmaya gerek yok sildim burayı. Neden? Allah aşkına şu 4 artı 1'den yapsanız yani A, C, D en şıkları betimlemenin özelliği B'ye geldiğimiz zaman B şıkkıysa karşılaştır şey, tanı, tartışma diyebildiğimiz Anlatım biçiminin özelliği olmuş oldu. Ben soruyu nasıl yaptım? Bilimsel yaptım. Nasıl yaptım? 4 artı 1 kuralından yapmış oldum. Sevgili gençler 10. soruyla devam edelim mi? Ederim. Bahçenin anlatımında hangisi yoktur diye sormuş. Hemen şöyle bir eşleştirme yapacağım. Mecazi kullanımlar, soyut kullanımlar nerededir? Betimlemededir. Betim yazdım. Benzetme ve kişileştirmeleri en çok nerede görüyorsunuz? Betimleyici anlatım içinde görüyorsunuz. Eksiltili cümleler. Devrik cümleler en çok nerede var? Betimlemede var. Kişileştirmeden yararlanma en çok nerede vardır? Betimlemede vardır. Peki sayıp hükmü nedir? Allah aşkına. ÖSYM'i soruyor. Şıklara koyuyor. Sayıp dökme ile kastettiğimiz şey genellikle nedir? Örneklemenin ta kendisidir. Yani örnekleri arka arkaya sayıyoruz ya onu söylüyor. Sizce örneklemenin annesi kim? Örnekleme bir düşünceye geliştirme yoludur. Dört tane anlatım biçimimiz var. Açıkla, tartış, betimleme, öyküleme. Kimin içinde olabilir daha çok? Tabii ki burada açıklamanın içinde olacaktır. Aslında baktığımız zaman hiç soruya bakmadım. A, B, C, D şıklarında gördüğümüz özellikler betimlemeye ait iken. Edirne'deki sayıp dökme diye bildiğimiz örnekleme genellikle ...ya açıklamada kullanılır ya da tartışmada kullanılır. Cevap şu an burada edebiye gözüküyor. Bu birini çözmüyor oğlum. Varan iki. Şöyle paragrafın şekil üzerinden baktığınız zaman ne gördünüz? Üç nokta gördünüz. Yani eksiltili cümle gördünüz. İşte eksiltili cümleleri en yoğun kullandığımız yer neresi? Betimleyici anlatım biçimi. Göz kararıyla şu paragrafın anlatım biçiminin betimleme olduğuna karar verdim mi verdim? Okuyorum ve uçurumlar çığlar ayaz gece yıldızlar parlıyordu. Ne anlatıyor aslında? Bildiğimiz mekanı ya da tabiatı anlatıyor. Aslında bir betimleyici anlatım. Ay ışığı parlıyordu ve dağ bütün ışımıyla yürüdü. Dağ yürür mü yürümez. Burada ne yapmış? Kişileştirme yapmış. Terlemiş, soluklanan diyor. Bir ulu dev gibi derken bakın burada dev gibi dediği için gibi burada benzetme midir benzetmedir. Allah aşkına bütün benzetmeler, bütün kişileştirmeler mecaz değil midir? Mecazdır. O zaman A, B değişikleri gitti. E zaten şu girişte ben 3 noktayı gördüğüm için eksiltili cümle gördüm. Hocam eksiltili cümle ne demek? Yani yüklemi olmayan cümleleri biz eksiltili cümleler diyeceğiz. Bunların da sonlarına gerekliliğini koyacağız. Üç noktaya koymuş olacağız. İşte görüldüğü gibi sevgili gençler. Sayıp dökme diye bildiğimiz örneklemeye yer verilmediğinden dolayı sorunun cevabı ne oldu? E Edirne olmuş oldu. Sevgili gençler 11. soruyla devam edelim mi? Edelim. Parçanın anlatımında hangisi yoktur diyor ya. Önce bilimsel olaraktan seçenekleri kontrol etmem lazım. Bak şimdi. Görsel öğeleri yer verme nerede var? Betimlemede var. Benzetme kişileştirme nerede var? Betimlemede var. Spat. Bir yerde betimleme olabilmesi için mutlaka spata ve renklere ihtiyacımız var. A sana betimlemeyi bulmuş olduk. Kişileştirme, benzetme, mecazlar, soyutlar nerede var? Betimlemede var. Peki tanımlama diyor. Tanımı nerede kullanıyorsunuz siz? Söyleyin bakalım. Tanımı en çok açıklamada kullanıyorsunuz. Yani Hanım'ın kesinlikle bir betimlemiyle akrabalı, komşuluğu, herhangi bir soydaşlığı falan olmadığı için cevap burada Edirne gözüküyor. Sevgili gençler, küçük bir doğu kentinden bu kenti görmek için yola çıktık diyor. Yani bir nevi bir öykülemeye başlamış. Hatta bakın burada sıfatlar kullanmış değil mi? Sıfatlar kullandığı için bunu burada nelemiş olduk. Uzun süren bir yolculuktan sonra nihayet denizin mükemmeliyle karşılaştık demiş. Devam ediyorum. Yani gördüklerini aktarıyor. Hani görsel var burada. Valizlerimizi odamıza yerleştirdik ve dinlenmek için tab doğal güzellikleri içine gittik. Bu tertemiz denizin güzel ve sakin ad adalarını tanıtmak için kiralanmış küçük bir tekneye bindik. Nasıl bir tekne? Küçük bir tekne. Bunlar da bizi yeni spotlara götürecektir. Su bir aynaydı demiş. Suyu bir aynaya benzetmiş. Görüyor musunuz? Su bir ayna gibiydi demiş. Aa sana benzetme. Her nasılsa buraları kirletmemişti atıklar. Hayranlıkla coşkulu suyu dinliyorduk demiş. Bakın coşkunluk insana özgü olduğu için burada ne yapılmış? Kişileştirme yapılmış. Alın size kişileştirme. Gördüğünüz gibi A, B, C, D şıkları nedir? Aslında betimlemenin özellikleri olduğu için onları evlendirdik. Ama Edirne'nin bu akrabalığa müsait olmadığını yani tanımların betimlemenin içinde olmadığını, tanımların ekseriyetli açıklamanın içinde olduğunu bir değil on değil bin kez söyledik. Cevap Edirne olacaktır. Geldik 12. soruya. Parçanın anlatımında hangisi yoktur demiş ya. Yine okumadan yapmak istiyorum. Niteleyici sözcük dediğimiz şey sıfattır ki ben sıfatları nerede buluyorum? Betimleyici anlatımda bulacağım. Özelliğin en yoğun olduğu yer betimleme. Yine zaten burada betimleme demiş mi? Demiş. Eksiltili cümleler ve devrik cümlelerin yoğun olduğu yer betimleme. Sevgili gençler. Zaten güç karayla şu paragrafa baksaydınız. Üç noktaları görüyor musunuz? İşte bu eksiltili cümleleri biz nerede kullanıyoruz? Betimlemede kullanıyoruz. Ya bazen bir mevsimi, bazen bir doğayı, bazen bir mekanı yeri geliyor sokağa, caddeyi, işte ne bileyim yolu anlatıyoruz. Yağmurun yağmasını. Ne bileyim kuşun ötmesini ya da çiçeklerin açmasını ya da karın yağmasını anlatıyoruz. İşte yaptığımız bütün bu tabiat tasvirlerinin adına betimleyici anlatım adını biliyoruz. Peki A, B, C, D şıkları zaten betimlemeyle İç şey midir? Evet. Edirne'ye geldiğimiz zaman tanımın bunlarla bir akrabalığı var mı? Yok. Tanımı daha çok nerede kullanıyorsunuz? Açıklamada kullanıyorsunuz. Alınsı okumadan soru çözme yolu bilimsel yol. 13. soruya gidelim mi? Geldik şimdi. Parçanın anlatımında hangisi yoktur diye sormuşuz. Bak şimdi. Şöyle baktığımız zaman sadece bir girişe bakıyorum. Güneş yavaş yavaş etrafı aydınlattı. Güneş ve aydınlatmak görme duyusun. Stepi hem ısıtıyor dokunma duyusu hem aydınlatıyordu görme duyusu. Bitti aslında soru. Bak serin merin diyor dokunma duyusu. Kekliklerin sesi diyor bunlar hep işitme duyusu. Peki bunlar beni nereye götürür? Bunlar beni betimleyici anlatıma götürecektir. Bakın buradan bir şey gösterelim. Farklı duyuları kullanma betimleme. Aynı zamanda devam ediyorum. Niteleyici sözcüklere yer verimi, burada %100 var mı var. Yani betimlemede %100 olduğu için bunları silmiş olduk. Devam ediyorum farklı türde cümlelere yer verme. Burada kastettiğimiz aslında ya devrik mi kurallı cümle mi diye bakacağız ya da aynı zamanda işte basit cümle mi yoksa birleşik cümle mi sıralı cümle mi diye bakmamız gerekiyor. Sevgili gençler hiçbir şey gerek yok. Mesela bakın burada iki tane yüklem var. Bu bir sıralı cümle. Birinci cümleye geldiğimiz zaman bunun basit bir cümle olduğunu görüyoruz. A sana farklı türde cümleye yer verilmiş mi? Verilmiş. Devam ediyorum. Peki paragrafta sizce Nesnel cümleler var mı? Güneş yavaş yavaş etrafı aydınlattı cümlesi bal gibi nesnel bir cümle midir? Evet. O zaman bunu da silmiş olduk. Tekrar dediğimiz yani kelime tekrarlarına ya da işte e, söz öbeklerinin tekrarlarına yer verilmemiş olduğu için sorunun cevabı burada B şıkkı olacaktır. 14'e geldik. Parçanın anlatımında hangisi yoktur diye sormuş. Şıklardan gidebilir miyiz bakalım isterseniz. Öznel ifadeleri en yoğun kullandığımız yer betimleme. Buraya bir betimleme yazdım. Okuyacağım birazdan düşünceleri kanıtlama amacı gütmüştür diyor ya bu tartışmacı anlatım biçimidir. Çünkü bir yerde kanıtlama varsa bu tartışmadır. Kişileştirmelerin olduğu yer betimlemedir. Farklı duyu organları dediğimiz görme, koklama, tatma nerede var? Direkt betimlemede olduğu için bak bunu da buraya aldık mı? Aldık. Ve farklı cümle türleri. Ne demek bu? Teorik cümleler, işte eksiltili cümleler, basit bileşik cümleler. Bunları yoğun olaraktan betimleyici anlatım biçimlerinde görürsünüz. O zaman ne oldu aslında? A şıkkı, C şıkkı, D şıkkı, E şıkkı betimlemeye ait. Ama B'ye geldiğimiz zaman B tartışmacı anlatım biçiminde özelliği olduğu için bu bunlardan farklı gözüküyor. İsterseniz şöyle bir giriş yapalım. Her şey eskidir orada. Sokaklar ancak at arabalarının geçebileceği genişliktedir. Bak ne anlatıyor mekan. Evler genellikle ahşaptır. Rutubet kokar diye organı kullanıyor. Avlularda bulunan tek tük ağaç adeta cinsin ulusu olsun biraz serbileşmiştir. İnsanla öyle haşır deşir olmuşlar ki pencereleri uzanıyor oradan muzip çeşitleri bakıyorlar sanırsınız. Yani burada aslında sokakların ve evlerin içi şey olmasından bahsetmiş. Buralarda kişileştirme yapmış. Burada aslında sokakların darlığından ya da genişliğinden bahsetmiş. Yani mekan tasviri yapıyor. Paragraf baştan sona sınavda bunları yazmayıp da. Kardeşim bu paragrafın anlatım biçimi nedir diye sorsaydı gözümü kapatıp nereye giderdim? Betimleyici anlatım biçimine giderdim. Devam ediyorum. Ve geldik 15. ve son soruya. parçanın anlatımında hangisine yer verilmemiştir diye sormuş. Acaba okumadan yapabilir miyim? Betimleyici anlatımı zaten şöyle bir işaretleyelim. Anlatım biçimi yani. Peki de olmazsa olmaz ne? Sıfat. Ona da bir artı attım. Görme duyusu ne demek? Yani bildiğimiz gözme. Gözün algılamış olduğu ayrıntılar. Koklama, tatma, işitme bunlar zaten. Bu bütün duyu organlarını ben nerede kullanıyorum? Betimlemede kullanmış oluyorum. Bunu da bunlardan evlendirdim. Kişileştirmelerin yoğun olduğu yer neresi? Betimleme. İzlediğim kadar Kazandırma ne demek? Gözlem demek. Bu da yine nerede var? Betimlemede de var. Hocam o zaman nasıl yapacağız? Şöyle yapacaksınız. Bir kere bunun anlatım biçimi %100 betimleme mi? Evet. Bir yerde betimleme varsa %100 sıfat vardır. Al sana beyaz at örneği. Devam ediyorum. Yine bir yerde betimleme varsa %100 görme duyusu vardır. Bunu da demiş oldum. İki tane seçeneğim kaldı. Bir yerde betimleme varsa yüzde bin izlenim kazandırma vardır. Bak bunu da sildim. Hocam kişileştirme her zaman olmayabilir mi? Olmayabilir gençler. Yani betimleyici anlatımın içerisinde gördüğümüz benzetme ve kişileştirmeler illaki olacak diye bir kaydı yok. Bu paragrafta demek ki kişileştirme verilmemiş. Ama bilimsel olarak da bir şeyin betimleme olabilmesi için göz, izlenim, sıfat, görme duyusu mutlaka olması lazım. Kişileştirme olmadan da betimleme olabilir. Yani paragrafı gene sonra okursunuz. Ben böylece soruların çözümünü gerçekleştirmiş oldum. Umarım bir faydası olmuştur. Artık sizler de arkadaşlarınızı komşularınıza, çevrenize şu YouTube kanalımızı bir tanıtın. Abone olun, abone ettirin. Desteklerinizi bekliyorum sevgili gençler. Allah yar ve yardımcınız olsun. Umarım güzel sonuçlarınızı ve güzel haberlerinizi almak dileğiyle diyelim. Önümüzdeki dersimizde bir ders daha soru çözeceğim. Anlatım biçimleri ve düşünce geliştirme yollarından. İşte o derste görüşmek dileğiyle şimdilik Allah'a ısmarladık.